Selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yemek yiyoruz. Evet, yemek yiyoruz. Akşam yemeğine dışarı çıktık bugün. Dedik değişiklik olsun. Zaten evdeyiz devamlı. Hem Çiğdem ablama da hava değişikliği iyi gelir dedik. Hep beraber çıktık dışarıya Allah'ın izniyle. Böyle, bu akşam da böyle olsun. Nasıl gidiyor Çiğdem abla? İyi, iyi. Allah'a şükür, iyi gidiyor. Daha iyi olacak değil mi inşallah? Evet. Evet. Yemek yedik, şimdi çaylarımızı yudumluyoruz. Hem sohbet ediyoruz. Dedik izleyicilerimize de şey yapalım, görüşelim onlarla da, video çekelim. Şimdi sizlerin evlerine de misafir oluyoruz malum. İzliyorsunuz bizi, destekliyorsunuz. Çok sağ olun. Elmas Sultan, sen neler yapıyorsun? Ben de çay içiyorum. Hani el işin yok? El işini çok soruyorlar seni. El işim dışarıda, el işi olmaz. Birisi yoruma geçen şeyi yazmış. Yakından çekin Elmas teyze, ne örnek yapıyor ona bakacağım demiş de. Ne örnekler yapıyorsun daha çok? Çetiklere mesela. Yapıyorum işte bir. İyi bir örnekler yapıyorum. Ha, aklından yapıyorsun değil mi? Kendime göre yapıyorum. Kanaviçe manaviçe vardı o. Ne? Etamin mi işliyorlardı o kanaviçe? Değil mi? Öyle oluyordu onlar. Çocuklar da yemek yiyorlar. Çok geçiyor. Mağara Nisa. Onlara da hamburger söyledik. Hamburger yiyor onlar da şu an. Düşürün mü? Evet. Tamam, hemen kalkıyoruz şimdi. Hemen yemeğinizi yiyin, bitirin, kalkalım sonra, tamam mı? Yemediğin için üşüyorsun sen. Eda'yı evde bıraktık çünkü Mehmet hastaydı. Evet, Mehmet hasta, Mehmet rahatsız. O da geniz akıntısı varmış, birazcık üşütmüş o da. Eda'cığım o yüzden gelemedi, evde kaldı. Ama biz buraya gelirken bize sipariş verdi değil mi Şinem abla? Evet. Ne istedi? Pasta, yaş pasta. Yaş pasta dedi değil mi? Hı hı. O da pastayı seviyor. Aldık mı ona, ısmarladık mı pasta? Ha, ısmarladık. He, Çiğdem abla evet. Hiç kıyamıyor. Çiğdem abla da ayıptır söylemesi burada. Çocuklar gördü işte, hamburger yiyor çocuklar. Ben de çay içiyorum. Çay içiyoruz. Biz kendimize şey aldık. Profiterol söyledik. Onlardan yedik bu akşamlık. Ödül verdik kendimize. Hı hı. Çocuklar da hamburger yerken Çiğdem abla kıyamadı. Yengesini de düşündü. Yenge değil tabi de, kardeşini de düşündü. Dedi hemen, Eda'ya da hemen bir tane yaptıralım hamburger dedi, ona da götürelim dedi. Hiç dayanamıyor Çiğdem ablam böyle şeylerde ya. Hani hep birlik olsun. Yiyorsan iyi oğlum, iyi. Birlik olsun, hep beraber yensin. Öyle ama zaten ona siparişini aldık, pasta istemişti, seviyorsan pasta aldık. Seviyorsan iyi. Annem de köfte yedi, ayıptır söylemesi. Patates falan vardı yanımda, onları yemedi. Çünkü patateste nişasta var. Zaten annemde de şeker rahatsızlığı olduğu için yemiyor o da. Dikkat ediyor elinden geldiğince. Evet. Öyle. Zararlı olanı yemeyelim. Aynen, zararlı. Ya aslında hani ara sıra insan kaçamak yapabilir tabii ki de. Ama ölçülü, çok değil mesela. Tadına baktık canım. Aynen. Ne insanın canı tabii ki yani, turşu da çeker. Ondan sonra mısır ekmeği de çeker. Ama önemli olan ölçülü, tadımlık yiyebilmek. Çünkü çok az çok yendiği zaman sıkıntı oluyor biliyorsun. Ama Allah'a şükür ya, zaten o işleri açtık artık. Her şeyi kararında tükettiğimiz zaman bir problem olmuyor yani. Çiğdem abla, şimdi deniz kenarına geldik. Yürür müyüz sahilde biraz? Yürü. Daha iyi gelir ama. Hep şimdi evde koşu bandında yürüyorsun. Bugün de bir 15-20 dakika yürüyelim gene sahilde. Değişiklik olur her zaman. Tamam, yürüyoruz. Ha? İyi gelir değil mi? Ma çok üşüyorum diyor. Üşüyor musun? Ha. Tamam o zaman, gidelim o zaman birazdan, tamam mı? Yemediği için üşüyor. Dur, şurada benim kazağım vardı. Onu ben sana üstüne vereyim ya. Bir mazera. Semih. Üşüyorsan çıkamıyorum. Sen mi üşürsün? Sen üşürsün. Şimdi. Evet. Hümacım üşüdüm baba dedi. Kalkacağız zaten şimdi. Onların yemeğini yemesini bekliyoruz.
Yani geldiğimiz yerde şu an iç tarafta yer yok. Biraz da akşamları biliyorsunuz artık serin oluyor. Üşüdü çocuklar. Biraz biz de çaylarımızı içene kadar onlar da yemeğini yesin. Dayanamadım tabii ben de. Çıkarttım üstümdeki gömleği verdim ona üşümesin diye. Gene biraz daha şey yapar, tutar onu. İyi giymişsin Çiğdem abla. Başına geleceği bilir gibi. Kazak giymişsin. Bak Elmas Sultan da aynı şekilde. Siyah siyah. Burada da birazcık ışıklandırma şey çok canlı değil. Birazcık hani böyle yüzümüz gözümüz pek çıkmıyor sanki ama olsun. Böyle arada bir değişiklik iyi değil mi? Tabii ki. Ha? Akşamları böyle mesela işim erken bitiyor ya, işim erken bittiği günler mesela gelelim böyle sahilde biraz yürüyüş yaparız, bir şey yaparız. Hem değişiklik olur. Aynen. Önceden yapardık mesela, hatırlıyor musun? Hmm. Alırdık çekirdeğimizi, inerdik sahile. Evet. Parka marka inerdik. Tabii o zamanlar daha küçüktük. Eskiler iyiydi ya, eski günler. Hmm. Tamam şimdi birçok imkan var ama hiçbir şeyin lezzeti, tadı eskisi gibi değil, değil yani. Değil. Çünkü çok bozuldu değil mi bazı şeyler? Evet, evet. Ne yediğimiz bile belli değil mesela. Aynen. Her şey GDO'lu, organik, doğru düzgün bir şey kalmadı artık. Evet. Şeydem abla içtin mi çayı? Hı hı. Ben de içeyim çayımı. Biraz demli gibi geldi bana ama. Nereye gidiyor? Abla, tuvalete. Lavaboya gidiyor. Hı. Bebeğim gelmiş. Bebekle gelmişler. Bebek ağlıyor orada da bak. Hayır daha. Aşağıda. Ya onlar kapalı yere oturmuş. Yoo sahildeler hem de onlar. Deniz kenarında. Vallahi sıkıntı ya. Biz şimdi Mehmet'i getirseydik daha çok hasta olacaktı bence. Aynen. Soğuk. Eda da o yüzden gelmek istemedi ya zaten. Soğuk soğuk. Ama nasıl öksürüyor değil mi? Çok. Bir öksürüyor böyle kıpkırmızı oluyor sanki böyle. Tıkanır gibi yani. Ciğerleri falan bayağı dolmuş herhalde. Evet. Zaten doktor şey vermiş ona da. Şimdi insanın makineye bağlanıyor ya, hava makinesine. Evet. Ondan kullanıyor. Evet. İyi gelir inşallah oraya. Doktor zaten şey demiş. Hani emmesi falan kesilirse yatırırız demiş doktor. Yok emiyor. Emiyor Allah'a şükür gerçi de. Öyle demiş doktor. Emmesi falan kesilirse eğer yatırırız demiş. Hastanede yatan çocuk da kötü oldu ya. O ilk hani sarılıktan yapmıştı biliyor musun? Kanında evet, bir de enfeksiyon evet. Çıkmış o. Enfeksiyon. Kardeşim. Kanında da enfeksiyon çıktığında yatmıştı ya hastanede. Evet, evet. Kaç gün yatmıştı o zaman? Bir hafta. Bir hafta 10 gün falan yatmıştı değil mi? Bir hafta. Bayramda işte. Bayramda hastanedeydi değil mi? Kurban bayramında. Evet, evet. Kurban bayramına denk gelmişti Mehmet'in oğlu. Evet. Bayramı hastanede geçirmişti ya. Her akşam süt taşımıştı ama. Eda sağıyordu. Evet. Bir gün Nisa ile gidiyordum. Ben bir gün Hüma Zehra ile gidiyordum. Değil mi Nisa? Hatırlıyor musun? Asansöre binip kardeşine süt götürüyorduk ya hastanede yatarken. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Hüma Zehra da peşimize takılıyordu hep. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. Evet. Çiğdem abla. Üşüdün mü sen de? Biraz. Sıkıyım halde üşüdüm evet. Serin oldu değil mi sanki? Evet evet. Baba serin oldu. Gece daha ayaz olur şimdi. Daha tam gece olmadı da. Hemen ekmeklerini yesin de hemen kalkalım. Nisa bitirmiş gerçi. Hüma hadi hamburgerini hadi bitir kızım. Kalmış. Tamam bitir hemen kalkacağız hadi seni bekliyoruz. Herkes seni bekliyor şu an. Biz de orada muhabbet ediyoruz ama sen yavaş yavaş yiyorsun. Balıkçı teknelerini görüyor musun Çiğdem abla? Ağa atıyorlar. Evet. Balık sezonu açıldı ya. Ekmek parası kolay değil o. Her işin bir zorluğu var değil mi Elmas Sultan? Tabii ki. Bak adamlar bir de şimdi hani havalar iyi yani çok soğuk da değil. Onlar kışın ortasında bile şey yapıyorlar yani tabii, denize açılıyorlar. Tabii tabii. Hani
devamlı şeyde de değiller yani, güvertenin içinde de değiller. Evet. Ağ atıyorlar, denizden ağ çekiyorlar. Evet. O soğukta denizin ortasında düşün yani, ne zorlar, ne zorlu aynen şartlarda balık avlıyorlar yani. Aynen aynen. Var her işin bir zorluğu ya. Allah Allah yardımcısı olsun herkese. Senin işin de zor. El işi yapıyorsun, o da zor. Kolay mı? Kolay değil tabii. Ya, tamam, sen artık alışmışsın yıllardır. Hani hobi olmuş artık senin için ama o bile zor yani. Her işte bir meşakkat var, meşakkat var yani. Evet. Bak, bir gemi de buradan geldi şimdi ama bu taraftan. Gördün mü? Ama yolcu gemisi. Şöyle göstereyim görürseniz. İçinde insan da olur. Gemiler geçiyor oradan. Balık teknesi bunlar, balık avlıyorlar. Evet. Bugün ben Eda'yı hastaneye götürdüm ya, cenazeye gittiydim. Şu şeyi görmen lazım, boğazı var ya, boğazı komple şey yapmışlar, boydan boya ağ atmışlar. Ve 4-5 tane şey vardı, balıkçı teknesi. Doğrudur. Tutuyorlardı yani. Doğrudur. Bak çok soğuk şimdi. Geceleri soğuk oluyor. Evet, geceleri soğuk oluyor kızım artık. Sobayı kuralım artık yavaş yavaş. Ha? Dışarıda kalana Allah sevap versin. Aa, yani abi, insan donar. Eve mi gitsek acaba? Gidiyoruz kızım, hadi. Mam, hazırlanın. Sen de iki lokman kalmış kızım. At ağzına, hemen gidelim. Evde mi yiyeceğim? Evde mi yiyeceksin? Tamam, o zaman paket yapalım, gidelim. Ben zaten... Çiğdem abla, veda edelim o zaman. Daha fazla çocuklar dövüşürtmeden. Onlar da zaten yedi bitirdik. Biz bile üşüdük ya, ne yalan söyleyeyim. Biraz ben serin oldu, aynen. Akşam serini düştü. Ben üşümüyorum ama tişörtle oturuyorum. Sen üşüdün mü anne? Senin kadar değil. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Çiğdem abla son vedayı sen yap istersen. Kanalımızı izlemenizi istiyoruz. Evet. Çok teşekkür herkese ediyoruz. Herkese buradan selamlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Elmas Sultan'la.